Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Endemik Yayınları'nın AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir olasılık sorusunu sizler için çözmeye çalışacağız. Et, köpek ve kedinin bulunduğu bir yerde et ile köpek arasındaki mesafe ve köpek ile kedi arasındaki mesafe 50'şer metredir. Kedi ile köpeğin hızlarının eşit olduğu ve ikisinin de eti yemek için aynı anda harekete geçtiği düşünüldüğünde ete kedinin köpekten önce ulaşma olasılığı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mantık düşündüklerini düşünüyorum ben. Etimizi şöyle sabit olarak buraya koyalım. Şurada da bir nokta seçelim. Burada da köpeğimiz olsun. Köpeğin ete uzaklığının kaç olduğunu biliyoruz. 50 metre olduğunu biliyoruz. Yani şuranın 50 metre geleceğini biliyoruz. Şimdi kediyi burada yerleştireceğimiz yerler önemli. Kedinin de köpeğe uzaklığının 50 olduğunu biliyoruz. Örneğin kedi tam etin olduğu yerde olabilir. Yani köpekten önce eti yiyebilir. Ama köpeğe uzaklığı 50 metre olan her noktada bulunabilir. Şimdi köpeği burada yeri belli köpeğin. Biz buna 50 metre uzaklıktaki yerleri düşüneceğiz kedinin gelebileceği. Burada olabilir, şurada bir yerde olabilir, burada bir yerde olabilir, şurada bir yerde olabilir, şurada bir yerde olabilir. Aslında köpeği 50 metre uzaklıktaki herhangi bir noktada olacağı için köpeğin etrafına yarı çapı 50 olan bir çember çizdiğimizde bu çemberin üzerindeki herhangi bir noktada kedi bulunabilir arkadaşlar. Demek ki şurada şöyle bir çember düşünürsek kedimiz bu çemberin üzerinde herhangi bir noktada olabilir diye düşünmemiz gerekir arkadaşlar. Şimdi peki nerede olursa köpekten önce kedi yetişebilir. Nerede olursa köpek kediden önce ete ulaşmış olur diye düşünelim. Bence mantığımızın şöyle işlemesi gerekiyor. Şimdi burada örneğin şurada şöyle birleştirdiğimizde mesela şuradaki açımız 60 derece olsun. Burası 60 derece ise köpeğin de kediye uzaklığı da 50 metreydi ya. Kedimizin şurada durduğunu düşünelim. Tam bu durumda yani burası 60 dereceyken 50, 50, 50 eşkenar üçgen oluşmuş olacaktır. Kedinin ve köpeğin ete uzaklıkları ne olacaktır arkadaşlar? Aslında aynı gelmiş olacaktır. Şurası çünkü 50 metre olacaktır. Bunun dışında şu 60'ın daha içinde daha küçük bir açı aldığımızda kedinin ete uzaklığı köpekten daha yakın olacağı için, daha az olacağı için kedi köpekten önce ete yetişmiş olur arkadaşlar. Aynı mantığı bu taraftan düşünürsek tam şurayı yine 60 derece alırsak bu durumda şurayı birleştirdiğimizde burası da yine 50 gelmiş olacaktır. Bu durumda kedinin ete uzaklığıyla köpeğin ete uzaklığı aynı olacaktır. İkisi aynı anda varmış olacaktır ki etin yanına, ama 60'tan bu tarafta yani şu yukarıda kalmış ederse şu bölgelerde bir tanesinde çemberin şu kısmında bir noktadaysa kedimiz, bunun ete uzaklığı köpeğin ete uzaklığından daha az olacağı için kedi köpekten önce varmış olacaktır. Tam zıttı durumlarda 60'ın dışında kaldığı yerlerde geçerli. Örneğin şurada bir yerde aldığımızda bu sefer şurada birleştirdiğimiz uzunluk 50 metreden daha büyük geleceği için köpek kediden ete daha yakın olacağı için köpek kediden önce varıp eti yemiş olacaktır arkadaşlar. Aslında buna benzer çekirgeli bir soru çözmüştük. Çekirgenin sıçradığı. Aynı mantıkla düşünülmüş bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Demek ki burada şu çember üzerinde kedinin olacağını söylemiştik. Bu çember üzerinde şu köpekle et arasında şuradaki 120 derecelik yay üzerindeyse eğer bizim kedimiz köpekten daha önce ete varacaktır. Ama 120'nin dışındaki kısımlarda ise köpek kediden ete daha yakın olduğu için daha hızlı bir şekilde ete ulaşmış olacaktır köpek. İkisinin hızları aynıydı. Karşılaştıracağımız tek yer şu aradaki uzaklıklar olmuş oldu arkadaşlar. Demek ki şuradaki 120 derecelik yay üzerindeyse bizim kedimiz arkadaşlar ete köpekten daha önce varacaktır. 120 derecelik yayın dışındaysa arkadaşlar köpek kediden önce eti kapmış olacaktır. Bize demiş ki kedinin köpekten önce ulaşma olasılığı demiş. Dediğim gibi bizim toplam uzayımız, bütün uzayımız buradaki 360 derecelik çember olacak. 360 derece bütün durumlarımız. Şuradaki 120 derecelik durumda kedi köpekten önce varacağı için ve biz de kedinin köpekten önce varmasını istediğimiz için 120 bölü 360 olarak yazarsak aradığımız olasılığı 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz. Köpek ise 2 bölü 3 olasılıkla kediden daha önce ete ulaşmış olacaktır. Yani doğru cevabın C şıkkı 1 bölü 3 olması gerekir. Arkadaşlar umarım açıklayıcı olmuştur.